Merhaba. Hayri Şengün'ün stüdyosundayız. Genç Ankaralı sanatçı. Ben biraz böyle karıştırmayı, aleti, edevatı çok severim. Hayri Şengün harika, genç, araştırmacı, cesur ve çevresiyle alakalı gerçek bir sanatçı olduğunu düşünüyorum. Kendisi daha önceki çalışmalarımızda resimlerini gördüm, heykellerini gördüm, enstalasyonlarını gördüm. Fakat bu ziyaretimizde yeni bir alet edevatla karşılaşıyoruz. Tabii bu bir baskı aleti, gravür baskısı. Dolayısıyla Hayri Şengün'le hem sanatı hem de bu çeşitliliği üzerinde konuşacağız. Bu çeşitlilik nereden geliyor? Bu ifade olanakları ona ne yollar açıyor? Hayri Şengün'ün stüdyosuna hoş geldiniz. Sevgili Hayri, eskiden beri tanışıyoruz tabii. Ta Bilkent Üniversitesi'ndeki evet. Öğrencilik yıllarından beri. Bilkent öğrencisiyken de çok çalışkan ve üretkendin. Şimdi mezun oldun, tabii bir hayli zaman geçti. Bize bu öğrencilik sürecini ve daha sonrasını kısaca bir senin açından ve üretimin açısından birazcık birkaç cümleyle özetlersen çok çok sevinirim. Şöyle, ben 2016 yılında Bilkent Güzel Sanatlar bölümünden mezun oldum, senin de bildiğin gibi. Bilkent Güzel Sanatlar'da okumanın bana şöyle bir getirisi oldu. Normalde ülkemizdeki pek çok Güzel Sanatlar Fakültesinin altında resim, heykel, seramik gibi bölümlere ayrılır fakülte. Bizim bölüm hem resim, hem heykel, hem seramik yaptığımız bir bölümdü. Bu bana çok medyumluluk kattı, daha doğrusu çok medyumda çalışmayı aşıladı, ön ayak oldu ve bu böyle süre geldi benim için. Okuldan mezuniyetin ardından bir takım yeni medya çalışmaları da yaptım. Ve şu anda hala aynı şekilde çok medyumla, çok sahada, çok malzemeyle çalışıyorum atölyemde. Evet. Bu çok medyumluk meselesini biraz açabilir miyiz? Benim de şahit olduğum ve çok da fazla göremediğimiz bir şey, doğrusunu söylemek gerekirse. Yani formla olan ilişkim, malzemeye şekil vermeye olan düşkünlüğümden dolayı heykeltıraşım demek hoşuma gidiyor. Ama yeni medyumlar denedikçe her medyumun farklı bir olanak sunduğunu görüyor insan. Ve bu şöyle, yani dil bilmek gibi aslında. Yani bir insan ne kadar fazla dil bilirse o kadar fazla anlatım, ifade yöntemi öğreniyor. Daha fazla insanla sohbet edebilir hale geliyorsa nasıl? Plastik diller dediğim medyumlarda da bu böyle benim için. Şöyle bir güzelliği oluyor. Klasik anlamda örneğin seramik üretmek bir şekilde resmimi değiştiriyor. Resim üretmek bir şekilde yaptığım heykeli değiştiriyor, dönüştürüyor. Bunlar etkileşiyorlar birbirleriyle ve aslında melez imgeler üretmeme olanak sağlıyorlar. Bu yüzeydeki görseller durmaksızın değişiyor. Ben bunları basit bantlarla yapıştırıp söküyorum. Evet. Ve o anda veya da belli bir süredir üstüne düşündüğüm, işte örneğin son yaptığım gravür, birkaç yıl önce yaptığım bir eskiz. Harika bir pan bu, evet değil mi? 10 yıl önce yaptığım iki otoportrem yan yana gelip, işte örneğin 10 yıl önce yaptığım bir otoportre, gravür ve şu anda yapıyor olduğum bir gravür otoportre aynı hat üzerinde bana bağlantı kurmamı daha kolaylaştırıyor göre. Evet, evet. Yani bir düşünce haritası kuruyorum aslında burada kendime. Peki sanatındaki beslenme ve bu topraklar hakkında bir şey söyleyebilir misin? Ben bir form tarihiyle ilgiliyim. Form tarihi demek bir noktada uygarlık tarihi demek oluyor. Çünkü bir şey yapan insan uygarlığı, yani insan eliyle yapılmış nesneleri gördüğümüz yerde uygarlığı tanıyoruz. Bu demek oluyor ki çok hani basit bir bağlamayla form tarihi insanlık tarihidir. Doğru. Durum böyle olunca uygarlık tarihine Mezopotamya'da veya da bu coğrafyaya yakın bir yerde eski dünyanın bu bölgesinde başlatıyoruz. Daha doğrusu başlatıyor bilginler. Ve ben dolayısıyla bu coğrafyada da yaşayan biri olarak beslenebiliyorum. Örneğin işte Afrodisyas'a gidip dünyada bilinen ilk heykel okulunda
vakit geçirebiliyorum. Çok olağanüstü değil mi çok, orası? Çok bence, yani bir şey gibi, bence, hacca gitmek gibi bir şey benim bence için. Bence tüm sanatçıların bir ziyaret etmesi lazım orayı, bir ziyaret yani, etmesi ben, lazım. Ben yılda bir kere falan gidiyorum Afrodisyas'a, orada vakit geçirmek için. Yani orada bulunmak, yani, bulun ya o kadar. Yani 2000 yıl önce yontulmuş mermer atıklarını görmek stüdyonun içerisinde. Sen tüylerini ürpertiyorsun. Yani hala çok benzer bir şey yapıyor. Benzer bir şey sürdürüyor olmak, yani prosedür olarak da benzer bir şey sürdürüyor olmak.